Bilmem ne yaptın, seni tekrardan aldılar, Sözcü TV'ye getirdiler, bilmem ne yaptılar, %60 oy alıyor diye bu milleti, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tabanını sürekli olarak yanlış bilgiyle bombardımana tabi tuttunuz. İnsanların içinden Muharrem İnce'nin tabiriyle söylüyorum, tabir bana ait değil, bir şizofren kitle var diyor. Siyasi şizofreni. Ş şizofren bir kitle var diyor, adamlara yüzde %30 aldım diyorum, fakat sokağa dökülmemi söylememi söylüyorlar diyor. Bak izleyelim videoyu. Ver. Her yere bir anket koyduk. İki isim kalsa kime oy verirsiniz diye. Twitter'da Erdoğan ve Kılıçdaroğlu koyduk. Twitter'da 400, 456 bin oy kullanıldı. Herkes tek oy kullanabiliyor. Bir daha oy kullanamıyorsunuz. 456 bin arkadaş. 24 saatin içerisinde bu ufak bir sayıdan bahsetmiyoruz. %62 Kemal Kılıçdaroğlu, %20 Erdoğan, %18 kararsız diyenler var. Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin yaşanacağını. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Fatih Portakal'a bunu iletin. Twitter'da bir şey yapmış, anket. 456 bin kişi katılmış. %60 oy almış Kılıçdaroğlu. Şimdi tabii ki Fatih Portakal tepeden inip bir yerlere geldiği için ve bilim anlamında bilgisi son derece nakıs olduğu için cahil demek istemiyorum. Örneklemin bilimsel araştırmalarda bütünü temsili ile ilgili hususları bilmiyor. Yani siz bir konuyla ilgili anket yapıyorsanız bir örneklem almak zorundasınız. O aldığınız örneklem bütünü temsil etmeli. Temsil etmediği takdirde elde ettiğiniz sonuçlar aha böyle olur. Yani, Mesela daha ziyade takipçileri tarafından Şey onu söyleyeceğim. Olacakmış. Mesela siz Bayburt'ta vatandaşa sorduk Erdoğan'a %70 oy çıkıyor. Türkiye'den derseniz Bayburt'ta da bu şeyi yaparsanız Bayburt'u örneklem seçerseniz Bayburt'u Türkiye'ye şamil kılamazsınız. Bu işin karşı yakası Kadıköy'de var. Tamam mı? Şimdi bunlardan haberi olmadığı için kendi yankı odasının içerisinde bir anket yapmış. Mesela ben kendi Twitter'ımda ben öyle şeyleri hayatta yapmam bu olayları bildiğim için bir anket yapsam Tahminim odur ki benim takipçilerim 260 bine yakın bir takipçim var. Hatta fazlası. Senin için de geçerli bu. Erdoğan %70 çıkar bizim anketlerimizde. Çıkar tabii. Do Neden? doğal. Doğal. Çünkü bizim şeyimiz belli. Yani tarafımız belli. Savunduğumuz şeyler belli. Bunu çok büyük bir şeymiş gibi nasıl iştahla anlatıyor. Yani o yüzden ben bizi dinleyenlerden istirham ediyorum. Bu insanların fikirlerine değer verirken Hani böyle bir şey almak istediğinizde bakkalda, çakkalda eskiden ihtiyar amcalar darasını alırlardı bir işin. Bunların darası çok ağır. Bunların daralarını alın. Ağızlarından yüzde çıkıyorsa demek ki yüzde düşeceksiniz. Bunların darası yüzde yirmilere varmış yani. Dolayısıyla maalesef bunlarla bir kitle 14 Mayıs'ta olmadı 28 Mayıs'ta davullar çalıyor, balolar yapılıyor, şampanyalar patlatılıyor, kutlamalar, çatlamalar inanılmaz bir şey hazırlığı içerisine girdiler. E şimdi tabii insanlar bunun sükutu hayalini yaşıyor sevgili Turgay Güler. Şimdi bak diyor ki buna ilişkin ikimizin de yakından tanıdığı bir isim. İzmir'de veya benzer yerlerde seçmenin gönül verdikleri partilerine tepkisi olmaz. Zira CHP bilinen anlamda siyaset yapmaz. Dönüştürücülük yapar vatandaşa rol ve görev yükler. Tabii. Yani alttan üste değil üstten alta bir süreç işletilir. Halka rağmen halk için. Bilinen anlamda siyaset ve siyasetçi vatandaşın eğiliminin ve hissiyatının en üst düzeyde temsilidir. Bu yüzden vatandaşın kendilerini temsilen onlardan istediği değil, onların vatandaşın nasıl olmasını istedikleri önemlidir. Bitti. Bunun içindir ki gelişmeci, arttırımcı, üretimci değil bölüştürmecidirler. Bölüşmece aslan payını da gönüllerine göre dönüştürmüş, dönüşmüş ve ikna olmuş olanlara ayrılır. Diğerleri üzerinde bir an evvel dönüşüp hizaya gelmeleri için Tabii. baskıcıdırlar. Bitti bu kadar. Sevgili Şenol Gökhan. Eyvallah selam olsun. Selam olsun buradan kendisine. Şimdi az önce reklam esnasında bir video atmışlardı İzliyorum CHP'lilere sor soruyorlar İşte diyor ki hayır Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi %48 aldı bu nasıl kaybetmek olsun öbürüne soruyor hayır Kemal Kılıçdaroğlu kaybetmedi biz kazanamadık öbürüne soruyorlar hayır %52 aldı 4 puan farkla kazanmak mı olur bir diğerine soruyor kitle buna müsait Hepsi için konuşmuyorum tabii ki. Kitle buna müsait. Yani e, ne dedikleri anlaşılmıyor. Yani ortada bir seçim var. Bu seçimde iki aday var. Ve iki adayın olduğu yerde sonuç böyle bir şey olur yani. Öbürü de oy alır. Öbürü de oy alır. Üç aday olsaydı, üçü de oy alacaktı. Dört aday olsa dördü de oy alacaktı. %52 nokta bilmem kaçı başarı olarak görmeyen %48'i başarı olarak gören bir kitle. Bunun izahı yok. Ya bu bu ya Bunu izah edemezsiniz. Ama onlar izah ediyor kendilerince. Ve buna seviniyor. Ben yine kerli ferli yüksek eğitim, yüksek tahsil almış birini gördüm sosyal medyada. Kapalı devre sosyal medyada. Diyor ki arkadaşlar etraf 14 Mayıs seçiminin ardından etrafınızdaki herkese lütfen anlatın. İkinci turda yüzde 51 oy almaya gerek yok. Bunu lütfen bak yemin ediyorum bunu lütfen herkese anlatın. İnsanlar bunu bilmediği için sandık başına gitmeyebilirler. Yılgınlık gösterebilirler. Bakın diyor ikinci turda %51 oy almaya gerek yok. Bu nasıl bu neyin kafası Bunu mesela? Bunu söylüyor. O moderasyonu yapan da ha öyle mi ha, falan tam, diyor. Allah sizsiniz. Bu bu neyin kafası? Şimdi <laughs> e, ne ama ya, ama Ak Partili saf, Ak Partili cahil, Ak Partili bidon kafa, Ak Partili göbeğini kaşıyan. Ak Parti ha, yine söylediler. Bak bir şey söyleyeyim mi? 2014 yılında Sözcü gazetesinin manşeti şuydu Turgay Güler. ...seçmen olarak sandığa giderken beyninizi yanınıza almayı ha. unutmayın. AK Partililere yönelik. Onun öncesinde de Yılmaz Özdil başta olmak üzere, bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam, kıllı herif, makarnacı, bulgurcu bunlar. 2018'de buna benzer manşetler. 2023'e geldik ne dediler? Demek ki millet togmuş. Ha. Demek ki millet be bedava ev istemeyip parayla ev almak istiyormuş. Demek ki millet soğanın fiyatından memnunmuş. Demek ki millet bayram ikramiyesini 16 bin lira olarak almak istemiyormuş. Şunu hala sormuyor. Demek ki bizim söylediğimiz hiçbir şeye vatandaş inanmıyormuş. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun dün ak dediğine bugün kara dediğini millet görmüş. Demek ki Kılıçdaroğlu'nun ben partinin genel başkanıyken haysiyetli, şerefli bir insan olarak niye gideyim aday olayım dediği yere 4 sene sonra aday olduğunu görmüş bu mu? Bunu söylemiyorlar. İşte senin biraz önce okuduğun o tespitler var ya. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından eğer bir yerde bir sıkıntı varsa sevgili Turgay Güler sıkıntı bizden kaynaklıdır. Çünkü biz göbeğini kaşıyan adamız. Bir de şu şey, sandığa giderken beyninizi yanınıza almayı unutmayın değil mi? Tabii. Bir sosyal medyada bir hanımefendi gördüm. Buna çok güzel tepkisel bir cevap veriyor. Yani mealen diyor ki bizim beynimiz hep yanımızda. Ama sizden farkımız. Yani herkeste bir beyin var ama biz aynı zamanda kullanabiliyoruz da. Hı hı. Tamam. Güzel.